sakın performans falan deme. Kendin gördün. Biz küçücük ekip dünya kadar işi tamamladık ve o insanlar o zaman da evliydiler. Demek ki aşk performansa etkilemiyor, işe yansımıyor ve sen bunu anlamayacak bir adam değilsin. Başka bir sebebi var değil mi? Başka bir sebebi falan yok. Böyle bir uygulamayla bugüne kadar karşılaşmamışsınız. Hepsi bu. Çoğu şirket bu yasağı uyguluyor zaten. Anladın mı? Yapma şunu. Bir şey diyeceksen de. Ama böyle çekip gitme. Böyle davranarak çıkmaza sokuyorsun her şeyi. Söylememin bir anlamı var mı? Dinlemiyorsun ki. Sen benim hakkımda her şeyi biliyorsun. Ailemi, çocukluğumu, hayallerimi, arkadaşlarımı. Peki ben senin hakkında ne biliyorum? Hiçbir şey. Dün gece sorduğun her soruya cevap verdim. Vermedin. Ben sana çocukluğunu sorduğumda, büyüdüğün evi sorduğumda bana sırtını döndün. Aynı baban aradığında yaptığın gibi. Şu an seninle konuşmak istemiyorum Selin. Bu aşk yasağında bir yarası var değil mi? Sana soruyorum ama geçiştiriyorsun. Ben seni anlamaya çalışıyorum ama bir adım bile yaklaşmama izin vermiyorsun. Yaklaşmana izin vermiyorum öyle mi? Peki. Bak. Bak bu eve. Benden bir iz var mı bu salonda? Ha? Mutfak. Demir'in mutfağı mı orası? Söyle. Veranda, bahçe. Nerede Demir Erendil? Yukarıda bir tane odası var. Başka bir şey var mı? Yok. Neden? Çünkü ben senin hayatının içinde yaşıyorum Selin. Bu yeterince yakın olmadı mı? Peki bu? Bu yakın değil mi? Bana uzun zamandır kimseye izin vermediğim kadar fazla yaklaştın. Fazla yakınsın Selin. Kendime verdiğim sözleri yıkacak kadar, koyduğum kuralları yıkacak kadar, sarsacak kadar yakınsın. Çok yakınsın. Bak bu eve geldiğimden beri bütün savunmalarımı tek tek yıktın. Beni ben yapan her şeyi yavaş yavaş siliyorsun. Yok ediyorsun. Olmam dediğim her şeye razı oldum ben. Yapmam dediğim her şeyi yaptım Selin. Ve pişman oldun. Değil mi? Benim için hiç kolay değil. Bu öpücüğün bu kadar canımı yakacağını bilseydim, ben de seni öpmezdim Demir Erendil.